Yeşil Sol Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili adayları Selma Gürkan ve Emir Ali Türkmen de seçim çalışmalarına devam ediyor. Çayyolu semt pazarında yurttaşlar ve esnafla bir araya gelen vekil adayları iktidarı göndereceğiz mesajı verdi. Gönderiyor muyuz? Gönderiyoruz inşallah. İnşallah. Çok yakında. İnşallah. Bunların sayfasını kapatıyoruz. Gençler önünü açılsın. Evet. Hedefimiz inşallah. Sizlerin geleceği için yeni düzen kurmak. Bunu birlikte başaracağız. İnşallah. Yeşil Sol Parti Ankara Milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. Birinci bölge adayları Selma Gürkan ve Emir Ali Türkmen, Çayyolu Sent Pazarı'nda yurttaşlarla bir araya geldi. Adaylar yurttaşlara birlik mesajı verdi, sandık güvenliğine dikkat çekti. Aynen. Biz de istiyoruz ki siz gelin. 14'ünde bitirelim gerçekten sayfayı. Bu işi düzeltelim hep birlikte. 14, hep birlikte 14'ünde hep birlikte. Bu sayfayı kapatıyoruz. Evet. 15'inde evet. De güzel bir güneşle uyanıyoruz. Sizinleyiz inşallah. Hep birlikte. Evet. Çok teşekkür evet. ederim. Siz varsanız biz varız. Hep birlikte hep beraber 14'ünde gönderelim. Olur mu? İşler olmasın, işler olmasın. Çok teşekkür ederim. Buna dikkat edin, oyları çaldırma. Bunlar evet. Oyları çalarlar, yine alırlar bizden. Evet, izin vermeyelim. Oylar her zaman gitmiyor. Hiç, hep birlikte ona izin vermeyelim. Emir Ali Türkmen, 14 Mayıs'ta halkın iktidarı göndereceğinin altını çizdi. Göndereceğiz mesajı öne çıktı. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi toplumla buluştuğumuzda pazar yerlerinde halkımız bize bir şey söylüyor. Yalnızdayız, göndereceğiz. Biz de birlikte göndereceğiz diye onların... Hem enerjilerini almak istiyoruz hem de onların o duygusuyla karşılaşınca falan ister istemez bizim de enerjimiz yükseliyor. Birinci bölgede iki tane çıkaracağımızı düşünüyoruz. Çünkü toplumun ilgisine bakınca bu eğilimin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Selma Gürkan halkın değişim beklediğini vurguladı. Esas olarak bir değişim dönüşüm beklentisi var halkta. Bir demokratikleşme isteği ve arzusu var. Bunu görebiliyoruz. Her şeyden önemlisi... Temas ettiğimiz kesimler bu değişim ve dönüşümün öznesi olarak kendilerini görüyorlar. Bir kurtarıcı beklemiyorlar.